Arkadaşlar merhabalar, hepinize sevgiler, selamlar. Sevgili arkadaşlar, şu anda Eminönü'ndeyiz ve vatandaşlarımıza soracağız, geçinebiliyor musun diye soracağız sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz Türkiye'de fiyatlar bütün kalemlerde %200 arttı. Artık vatandaşlarımız gerçekten geçinmekte çok zorluk çekiyor. Biz de işte bugün Eminönü'nü seçtik. Niye Eminönü'nü seçtik sevgili arkadaşlar? Çünkü sosyo-kültürel, ekonomik olarak İstanbul'daki bütün vatandaşlarımızın Eminönü buluşma noktası. O yüzden bu röportajlarımızın geçerliliğinin ve güvenilirliğinin yüksek olması için Eminönü'nü seçtik. Sevgili arkadaşlar, vatandaşlarımıza soracağız. Geçinebilmek için ikinci iş yapıyor musunuz? Veyahut da işte zorunlu ihtiyaçlarınızı mı sadece karşılıyorsunuz? Yeme, içme, barınma gibi. Veyahut da geçinmek için neler yapıyorsunuz? Ne gibi taktikler, ne gibi sevgili arkadaşlar önlemler alıyorsunuz? İşte bunları Eminönü'ndeki bütün İstanbullulara soracağız. Arkadaşlar işte Türkiye'nin geçinebilmekle ilgili sokak röportajlarımız başlıyor. Arkadaşlar işte Eminönü'nde röportajlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Yanımızda bir kardeşimiz var. Merhaba, ismi nedir? Erkan. Erkan, hemen sana soruyoruz. Geçinebiliyor musun abi günün Türkiye'de? Yani şahsım olarak bir problem yok. Ama genel manada memlekette bayağı bir problem var. Bayağı var yani. Ya bir sıfır arabayı asgari ücretli adam 20 senede alamıyor. Ya burası Hindistan değil ki. Burası Avrupa ülkesi Türkiye ya. Peki Erdoğan, bir şey söyleyeceğim. Yeni seçimlerde kime oy vereceksin? Ya ben şimdi Recep Tayyip Erdoğan'a veriyorum. Peki neden? Bu konunun ekonomi, sadece ekonomiye indirgersek olayın gerçeğinden işi satırmış oluruz. Yani olayın gerçeği sadece ekonomi, büyük bir problemin bir yakası, ama onun dışında memleketimizin içeriden ve dışarıdan harici ve dahili düşmanları var. Şimdi biz bunları ekonomiyi nasıl görüyorsak bunları çok net göreceğiz. Bu İstanbul'da 4-5 sene önce her yerde bomba patlıyor. Güneydoğu'da o kadar şehidimiz var. Bunu anladım. Bir dakika, ama devam edeceğim şimdi. Ben uzmanım. Ama ben profesyonel. Ama başka röportaj yapacağız. Sor. Kısa keselim lütfen. Sor tabii. Buyur. Hemen bağlayalım konuyu. Sor abi. Erdoğan'a oy vereceğim dedin. Çünkü nedenini anlattın. Peki şunu soracağım. Ülkemizde ekonomik kriz var. %200'e varan zamlar var bütün kalemlerde. %300 var, evet. Ne olacak böyle? Ne yapacaksın? Ne yapacağız? Bu iflas. Herkes aç kalacak. Bir problem bir yerden patlayacak, ama ben de diyorum ki Erdoğan'cıyım. Ben Erdoğan'a vereceğim oy. Nedenini de söylüyorum. Diyorum ki karşı tarafta senin Erdoğan gibi bir adamın olsa ben ona veririm. Erdoğan benim babamın oğlu değil, ama şunu ifade etmek istiyorum. Neden insanlar %50 hala Erdoğan'a oy veriyor? Onun sebebini söyleyeceğim kısaca. Söyle. Onun sebebi şu, karşı tarafa baktığı zaman güvenliğiyle alakalı daha büyük tehdittir. Güvenlik olmadan ekonomiyi sağlayamazsın. Anladım. Sen şimdi Selahattin Demirtaş'ı savunma bakanı gibi görmek ister misin? PKK'yı da İstanbul'da asayiş sağlayan adamlar olarak görmek ister misin? Benim orada şehidimin kanının 30 lira çıkmış patatesi kilosuyla, arabanın pahalanmasıyla bunları ödeyebilir misin? Ödeyemezsin. Yani şimdi, tüm bunlardan dolayı ekonomi göz ardı edip ekonomi benim. Almanya'da ben yaşarsam, İsveç'te yaşarsam ekonomi benim birinci belirleyici olur, ama ben Orta Doğu'da yaşarsam ve benim Suriye sınırında ve Irak sınırında 40 yıldır devam eden Ermeni çetesi PKK ile ben uğraşırsam benim ekonomi benim için alay konusu olur. Yaparım geçerim yani. Anladım kardeşim. Çünkü biz ülkücü genellikten geliyoruz, aç kalırız ama vatansız kalamayız. Eyvallah, çok çok teşekkürler. Afiyet olsun. Arkadaşlar işte Eminönü'ndeki sokak röportajlarımız devam ediyor. Arkadaşlar Eminönü'nde röportajlarımız olanca izleyle devam ediyor. Yanımızda çok hakikaten çok harika arkadaşlarımız var. Merhaba, isminiz nedir? Adem. Adem Bey, sizin? Ebru. Ebru Hanım. Yayınımıza hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar, bugünkü sorumuz şu. Sokaktaki vatandaşlarımıza soruyoruz. Geçinebiliyor musun diye soruyoruz. Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz artık bütün kalemlerde %200'e varan zamlar meydana geldi. Siz geçinmek için neler yapıyorsunuz? Adem Bey, değil mi? Adem Bey. Valla
aslında ekstra çalışıyoruz. Yani sürekli mesaiyle devam ediyoruz. Fatura zaten hep alt tabakaya kesiliyor. Üst tabakadan hiç vergi falan alınmıyor. Hep erteleniyor borçlar. Garibanın borcu devam ediyor. Yani o yüzden orta direğin geçilmesi biraz zorlaştı. Her geçen günde daha zorlaşıyor. Adem Bey, peki şunu soracağım. Ülkeyi yöneten insanlara buradan bir mesaj olacak mı? Yani bir vatandaş olarak, tabii sorumlu bir vatandaş olarak ne söylemek istersiniz? Partilerinin ismi gibi olsunlar. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi diyorlar. Adaletli vatandaşa davransınlar. Eşit şekilde davransınlar. Ayrım yapmadan. İsteğimiz bu. Eyvallah. Ha, şeyden muhalefetten beklentimde gerçekten 6 tane insan oturdu, bu masa kurdular, bir adayı çıkartamadılar daha. Yani bu da şimdi hükümeti haklı çıkartıyor. Efendim? Bence. Hükümeti haklı çıkartıyor bence. Anladım. Yani vasilesiz kaldı muhalefet. O yüzden yani muhalefetten de bir atraksiyon bekliyorsun tabii, değil mi? Tabii bekliyoruz. Yani proje yok. Sürekli eleştiri var. Hiçbir şey yok. Yani ortada bir proje yok. Şunu yapacağız, bunu yapacağız. Daha adayları yok ortada yani. Vallahi hükümetten de isteğim bu. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi adları adaletli davranmalarını istiyoruz. Eşit şekilde, herkes eşit şekilde. Bazı üst tabakalara peşkeş çekilmeden, onların vergi borcu silinmeden, alttaki vatandaşlara da aynı şekilde adaletli davranmalarını istiyoruz. Başka bir şey yok. Çok teşekkürler. Sağ olun. Valla bir vatandaş olarak harika konuştuk. Ebru Hanım, bu konuda siz neler söyleyeceksiniz? Aynılarını düşünüyorum. Aynı düşüncelere sahipsiniz. Valla bir vatandaş olarak duyarlı bir şekilde çok güzel konuştuk. Buradan kimlere selam göndermek istersiniz? YouTube'da yayınlayacağız. Beni tanıyan herkese. Nerede? Geçim sıkıntısı çeken herkese. Evet. Tüm geçim sıkıntısı çeken bütün Türk milletinin bireylerine, evet, bu arkadaşlarımıza sevgiler, selamlar, evet, olsun diyoruz. Kolaylık versin herkese. Amin inşallah. Arkadaşlar işte Sok Röportajlarımız devam ediyor. Arkadaşlar şu anda yanımızda gerçekten çok naif ve çok güzel hanımefendi ve beyefendi kardeşlerimiz var. Delikanlı, merhabalar. Nerede yaşıyorsun delikanlı? Almanya, Stuttgart'ta. Stuttgart'ta yaşıyorsun. Türkiye'de geçim sıkıntısı çekiyor musun? Almanya'da durum ne? Orada da hayat zor mu? Almanya'da çok zor değil çünkü orada geçim ne diyeyim? Çok pahalı değil. Pahalı değil diyorsun. Ama Premier Lig'e geldiğinde tabii ki Euro burada çok değerli. Onun için burada her şey daha ucuz bizim için. Burası daha ucuz değil mi? Euro pahalı olduğu için. Hanımefendi, siz neler söyleyeceksin bu konuda? Vallahi Allah yardım etsin. Bazı insanlar durumu zor. Geçim şu an ciddi bir şekilde dünyada zorlaştı. Çevrenizde de duyuyorsunuz, İstanbul'da zor. Zor. Almanya'da nasıl durum efendim? Burada da fiyatlar yükseldi. Yükseldi. Son dönemde bayağı bir sıkıntılı insanlar. Geçim problemleri yaşayanlar var. Anladım. Kızlar, bu konuda sen neler söyleyeceksin geçim sıkıntısı konusunda? Yani şöyle söyleyeyim, ben 3 yıl önce mezunum, 3 yıldır çalışıyorum ve 3 yıldır çalışmama rağmen alabildiğim tek şey motor. Yani küçük bir motor alabildim. Normalde yurt dışında çalışıyorsam büyük ihtimal bir mini kapı vesaire almış olurdum. Bu kadar söyleyebilirim, bundan sonrası zaten. Zaten diyorsun bu her şeyi açıklıyor. Yani evet. Türkiye'nin ekonomik durumu açıklıyor diyorsunuz. Yani bundan 3-4 önce biz patlıcan alamıyorduk, öyle söyleyeyim. Yani patlıcan kilosu en son hatırladım ne kadar, ben 40 liraya aldım. Efendim? 40 liraya patlıcan kilosu aman Allah'ım. Aldım. Allah, kızlar bana topu koyuyordum diyeyim size. Yani Türkiye'de patlıcan kilosu 40 lirada mı aldık yani, bunu da mı gördük? Evet, gördük, maalesef gördük. Maalesef. Maalesef öyleydi yani. Birçok ya, yani temel gıdanın fiyatı o kadar çok arttı ki artık peynirin kilosu 90 lira, 100 lira ki onlar en ucuz peynirler. Buna rağmen hala insanlar bunu savunuyorlar ve bunu alamadığımızda da neden alamıyoruz gibi tepkiler veriyorlar. Ve hala hükümeti savunuyorlar. O konuya gireyim mi bilmiyorum. Yok, girelim ama şöyle, hani bir vatandaş olarak bu ülkede yaşıyoruz, hepimizin derdi bu. Evet. Bu fiyatların aşağı indirilmesi istiyoruz ama artık bu saatten sonra çok mümkün de değil ya, gibi. Ya bence çok mümkün değil, evet. Yani bazı şeylerin kökünden değişmesi lazım, radikal kararlar verilmesi gerekiyor. Radikal kararlar, çok doğru söylüyorsun. Hanımefendi, siz neler söyleyeceksiniz son olarak böyle? Ama ne söyleyeyim, inşallah ülkemiz iyiye gider diye düşünüyorum ama maalesef gitmeyeceği aşikar. Anladım. Evet arkadaşlar, çok çok rica ederim. Ben teşekkür ederim. Samimi bir dürüst olarak, bir vatandaş olarak fikirlerinizi bizimle paylaştınız. Çok çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Sağ olun, çok teşekkürler. Arkadaşlar işte evin önündeki Sokak röportajlarımız devam ediyor.
Arkadaşlar Eminönü'nde röportajlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Yanımızda hemen bir kardeşimiz var. Merhaba, ismin nedir? Merhaba, ben Ömer Yıldız. Ömer, nerede oturuyorsun Ömer? Almanya'da yaşıyorum. Almanya'nın hangi şehri? Stuttgart. Stuttgart. Ömer, biliyorsun ülkemizde ekonomik kriz var. Artık Türkiye'de enflasyon %200 arttı. Almanya'da durum ne Ömer? Ya bu global olan bir sıkıntı. Bütün dünyada enflasyon rakamları yükseldi. 2020'den sonra, pandemi sürecinden sonra başlayan ve şu anda Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın etkileri olan, yani tabii ki Türkiye'de ekonomik sıkıntılar var ama bütün dünyaya da yansımıştır. Yani biz de hissediyoruz onu şu an. Mesela bizde de gaz fiyatlarını, ben kendim şu an şahsi yıllık 18 bin küp metre gaz tüketiyorum. Geçen sene ödediğim rakam mesela 80 euroydu. Bu sene 160 euro ve bugünden itibaren bir sözleşme yaparsam ödeyeceğim bedel aylık 400 euro. 400 euro. 400 aman euro. Allah. Yani hemen bir şey daha soracağım. Nereden baksan %400'e kadar bir zam oranı var. Dinle. Yani sadece Türkiye'de değil Almanya'da da büyük ekonomik kriz var diyorsun. Evet. Almanya'da şu anda yüzde kaç enflasyon? %8.5 mu? Şu anda resmi kanıtlara göre aşağı yukarı 7.8 %8 falan bir şey olması lazım. Anladım. Ömer, bir şey daha soracağım. Biraz önce bana bahsettin. Banyo filan olaylardan bahsettin. Yani şu anda gerçek Almanya'da resmi kaynaklar tarafından televizyonlarda siyasetçiler, uzmanlar kışa doğru gaz sıkıntısı olacağını, fiyatların daha da artacağını söylüyorlar. Bundan dolayı her insanın haftada bir kere banyo yapsın çağrısı var. Ya bunu Alman hükümeti mi yapıyor bu çağrıyı? Yani Almanya'daki siyasiler bunu şu anda konuşuyorlar ki... Yani Almanya'daki insanlar haftada bir kez banyo yapsın diyorlar, öyle mi? Banyo yapsın söylentileri var. Yani resmi bir şey yok ama tartışılıyor. Üzücü bir şey çünkü Almanya dünyanın en ileri gelen ülkelerinden bir tanesidir. Böyle konuları konuşmak çok üzücü yani. Yani Almanya için bile diyorsun bir utanç verici evet, aslında. Aynen. Haftada bir kez banyo çağrısı yapmak ama bile. Ama çok şükür iyiyiz. Yani henüz iyi kötü geçiniyoruz. Ama tabii ki birkaç yıl önceye göre bayağı bir zam artışlarını biz de hissediyoruz yani. Eyvallah. Hatta çoğu arkadaşlarımız yani izine bile gelemedi bu sene. Anladım. Ömer'cim Frankfurt'ta oturuyordun değil mi? Stuttgart. Stuttgart'ta. Seni tanıyan herkese, ailene ve sevdiklerine selamlar, sevgiler olsun. Özel selam göndermek istediğin birileri var mı? Herkese selam söylüyorum. Peki, çok çok teşekkürler. Ömer'i tanıyan herkese sevgiler, selamlar diyoruz. Arkadaşlar işte Eminönü'ndeki sokak röportajlarımız devam ediyor. Arkadaşlar işte olan ceziyle röportajlarımız devam ediyor. Yanımızda bir hanımefendi arkadaşımız var. Merhabalar. İsminiz nedir? Merhaba. Filiz. Filiz Hanım. Filiz Hanım, hemen şunu soruyoruz. Bugünkü sorumuz şu. Geçinebiliyor musunuz diye soracağız. Siz gerçekten Türkiye'deki bu zamlardan, %200'e varan zamlardan etkilendiniz mi? Geçinebiliyor musunuz? Tabii ki etkilendik ama vallahi şükür geçiniyoruz. Aldığımız maaşlar da onlara göre yükseliyor. Anladım. Ne işle meşgulsünüz efendim? Muhasebeciyim. Muhasebecisiniz. Ve şu andaki diyorsun maaşlardaki artışlarla diyorsunuz. Bu dengeleniyor. Dengeleniyor tabii zamlar ki, diyorsunuz. Tabii ki her şeyin fiyatı arttığı gibi. Bizim de fiyatımız maaşımız olduğu yerde saymadığı için o da artıyor. Ona göre de dengeleniyor. Alış gücüne göre. O da hesaplanıyor yani. Anladım. Şu an için geçiniyoruz. Çok şükür diyorsun geçiniyoruz. Yani. Filiz Hanım, Filiz'i değil mi? Evet. Buradan kimlere selam göndermek istersiniz böyle Filiz Hanım? Bütün sevdiklerime, Sinop'ta bütün hemşerilerime selam olsun. Evet, Sinop'ta Filiz Hanım'ı tanıyan bütün ailesine, arkadaşlarına ve bütün çocuklara sevgiler, selamlar diyoruz. Evet efendim, gelsin Sinoplar bol bol su içsin. Evet. Filiz Hanım, ben teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Arkadaşlar işte sokak röportajlarımız olağanca hızıyla devam ediyor. Arkadaşlar işte röportajlarımız Eminönü'nde olağanca hızıyla devam ediyor. Hadi gençler, hadi gençler. Kanka bu tarafa karşına bak. Yok,
Maşallah, 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 maşallah. Boom! Hadi bak buraya, bak bak. Halay çekiyor. Ne? Çektin mi? Çektik, aynen. Thank you.